uzun bir süreden sonra pandemi ülkemize ve dünyaya yaşattığı sıkıntılardan sonra inşallah 1 Temmuz itibariyle böyle yasakların biraz daha gevşetildiği, ortamların biraz daha yumuşatıldığı dönemlere doğru geçiyoruz Allah'ın izniyle. Umuyoruz ve biliyoruz ki bu tekrar pandemi sıkıntılarının, yasaklarının gevşetildiği dönemde vaka sayılarında inşallah yükselme olmaz. Aşıya olan ilgi biraz daha artarak, bunun da önüne geçilerek bu pandeminin bize yaşattığı sıkıntılı dönemlerde hep birlikte tamamen kısa zaman içerisinde kurtuluruz inşallah diyorum. Evet, kıymetli Aylin Hocam dediler ki gerçekten herkesin günü yoğun geçiyor ve de hakikaten bu pandeminin kısıtlamalarının gevşemesini bekleyen bir sürü hemşerimiz vardı. Düğünlerini, davetlerini erteleyenler vardı. Genel dernek seçimlerini erteleyenler vardı. Hepsi bir araya yoğun bir şekilde sıkıştırılan bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah şimdiden buradaki dernek seçimleri ve yeni yönetiminin hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz şimdiden, biliyoruz. Aylin Hanım yönetimiyle beraber bu derneğin faaliyetleri ve kuruluş amacıyla ilgili bizleri bakanımıza ziyaret ettiklerinde ben bu derneğin çok başarılı olacağını, çok güzel işlerin altına imza atacağını kendilerine paylaşmıştım. Dernekler eğer yapacakları yapmaktan heyecan duydukları bir amaçları var ise ve bunun da potansiyeli şartları mevcutsa bir kalp oku misali yuvarlanarak, kurumsallaşarak uzun yıllar sivil toplum örgütü olarak, sivil toplum olarak kamuya, topluma amacı doğrultusunda hizmet ederler. O gün de dile getirmişim. Artık turizmin içerisinde gastronomi, yemek, içme turizmi son derece önemli bir parçaydı, önemli bir kesim oluşturuyor. İnsanlar refah seviyesinin artmasıyla beraber, ulaşım imkanlarının, iletişim şartlarının gelişmesiyle beraber, farklı kültürleri, o farklı kültürlerin oluşturmuş olduğu lezzetleri tatmak istiyorlar. Var olan yöresel hatların özünün muhafaza ederek kurumsal bir yapı içerisinde gelen misafirlere bir standart içerisinde sunulması, yine bu yemek kültürünün doğduğu coğrafyanın ve ona banilik yapan ortamın muhafaza edilmesi derneğimizin en önemli ereklerinden, amaçlarından bir tanesi. Ordu benim görev yaptığım yerler içerisinde kendi lezzetlerinin, tatlarının olduğu, o coğrafyadan yetişen özellikle ki altını çizmek istiyorum, obezitenin ve sağlıksız beslenmenin her geçen gün sorun olduğu, genetiğiyle oynanmış ürünlerle beslenmenin yaygınlaştığı bir dönemde, süreçte doğal ortamda olumsuz bitkilerden elde edilen materyallerle, ürünlerle üretilen, yöre kültürünün binlerce yıldan bu yana taşınarak geldiği o kültürle yoğrulan lezzetlerin aslının muhafaza edilerek hem yaşatılması hem de turizmin çeşitlendirilerek turizme katkı sağlaması son derece önemli. Böyle önemli ve güzel bir amacı olan, hedefi olan, bunun için de son derece elverişli ve doğru bir bölgede kurulan derneğimizin amaçlarını gerçekleştirmesini, ilimizin, ilçemizin kültürünün yaşatılarak devam ettirilmesi ve turizmin de bu anlamda gelişmesine katkı sağlaması temennisiyle bugün yeni seçilecek yönetime, daha önce bu amaçla görev yapmış, katkı sağlamış olan yönetim ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün çok şükür toplumda kadına yeri var, söz sahibi olabiliyoruz. Bizler bugün kültürümüzü korumak, geleceğe taşımak amacındayız. Kültür deyince, beyler kusura bakmayın, tarih
tanınıyor, Türkiye'de tanınıyor, dünyada tanıtmayı hedefliyoruz biz. Bakın büyük konuşmayı hiç sevmem hayatım boyunca ama size söylüyorum, Türk mutfağında Ordu yemekleri, diğer dilek temenni yazalım. Dilek temenni de sokun. Kendi gözünüzle bakın konuşmalar. Oğlunu yönetir kim olursa olsun 2 yıl. 2 yıl sonra o da değişti. Hani biz bu kurduk bunu da bu böyle devam edecek diye bir şey yok. Ve şimdi ben yönetimde yer almak istiyorum. Yönetimde çalışmak istiyorum. Ben başkan olmak istiyorum. Diğer arkadaşlarımız lütfen. Genel kuruldaki herkese yönetimimiz açık. Demokratik olsun istiyoruz. Bence çok da tebrik etmeye gerçekten değer. Evet, bu listeyi ben hemen oylayacağım. Peşinden dilek ve temennilere geçeceğiz. Aynur Tan başkanlığındaki okumuş olduğum listeyi yönetim kurulu kaç yıllık Aynur hocam? Nasıl? Kaç yıl yönetim görev yapacak? 2 yıl. 2 yıllığına kabul edenler... Ne olursa 3 yıl. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederim. Evet, burada tekrar... Ferhun Bursalı, Leyla Tüve, Lütfiye, Alkan, Hülya, Acar da yönetime ilave edilebiliyor. Demek ki dernek tüfünde bunlar var. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi son bölümde